Bursa'da husumetli olduğu adama eşinin yanında kurşun yağdırdı. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Üç şahıs aralarında husumet bulunan çiftle karşılaştı. Tartışma büyüdü, silahlar konuştu. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde üç kişiden birinin silah çektiği, husumetli oldukları şahsın ise eşinin çantasında bulunan silahı aldığı ve karşılıklı ateş edildiği anlar yer aldı. İki taraf arasında çıkan çatışmada karı koca yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Çifti yaralayan zanlı ise silahıyla birlikte gözaltına alındı. Bursa'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. İnegöl, Edebey mahallesinde Sabit Yakut'a ait tek katlı bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki ahşap eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir saat süren söndürme çalışmasının sonunda yangın kontrol altına alınırken Yakut'a ait iki ev küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği helikopter destekli asayiş uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı parklar, çay bahçeleri ve okul çevreleri başta olmak üzere toplam 369 noktada güven ve huzur uygulaması yaptı. Helikopter destekli uygulamaya 144 tim ve 642 personel katıldı. Uygulamada 8.225 kişi ve 3.663 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 39 araç trafikten men edilirken yakalama kaydı bulunan 3 araca da el konuldu. İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık ucuz araç kalmadı. Artık ucuz araba kalmadı. Bunu kabullenmek lazım. Çünkü Türkiye'de ciddi anlamda fiyatlarda bir artış oldu. İkinci elde ucuzlama bekleyen insanlarımız varsa ikinci el ucuzlayacağını tahmin etmiyoruz. Bursa Otogalericiler Odası Başkanı Hakan Yanık'a göre gümrük vergisiyle dolar ve kredi faizlerindeki artış nedeniyle ikinci el araçlarda fiyatlar düşmeyecek. Türkiye'ye arabaların giriş fiyatlarındaki artışlar, dolardaki artışlar, banka kredisindeki olan artışlar hesaplı aracı ortadan kaldırdı. Yanık, internetteki fiyatların galerideki fiyatlardan daha yüksek olduğuna dikkat çekti. İnternet siteleriyle galeriler arasında fiyat farkı %15, %20, %30'lara da varabiliyor. Bizim her zaman internetten bizimki daha düşüktür. Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşımdaki çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey ilçesine bağlı Harmanlı Mahalle yolunun asfaltlama çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, 17 ilçede 1058 mahallede yol kalitesini artıracaklarını söyledi. Yol medeniyettir diyoruz. Yol çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 1058 mahallemizin tamamında kırsalla dahil sağlıklı, kaliteli yollarla insanların şehir merkezine ulaşımlarını sağlamalarını istiyoruz. Kırsal mahallelerdeki ulaşım ve altyapı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Aktaş, şehir merkezine ulaşımı da kolaylaştıracaklarını söyledi. Harmanlı'da yaptığımız çalışma gibi diğerleriyle alakalı da gücümüz nispetinde, imkanlar dahilinde de hepsini birer birer tamamlayacağız. İstiyoruz ki insanlar özellikle köyleriyle, kırsal mahalleleriyle hep irtibatlı olsunlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanları koltuklarını miniklere bıraktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş 23 Nisan etkinlikleri kapsamında minik öğrencileri makamında ağırladı. Türkiye'de en çok bayan ismi Zeynep. Başkan Aktaş'tan koltuğunu devralan Eylül Deniz Kahraman'ın ilk mesajı eğitimle ilgili oldu. Türk gençliği ve Türk çocukluğuna bilimle uğraşmalarını rica ediyorum. Çünkü bence bilim insanlığı kurtaracak bir
faktör. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise koltuğunu Görükle Akşemsettin İlkokulu'ndan Hasan Efe Erden'e devretti. Çocuk başkan hem arkadaşlarının isteklerini hem de okulun eksiklerini sıraladı. Okulumuza ses sistemleri istiyoruz. Okulumuzun karşısına araç park yeri istiyoruz. Okulumuza dış cephe izolasyonu istiyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın koltuğuna da 4. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Çalışkan oturdu. Hafta sonları belediye bünyesindeki sinemanın çocuklara ücretsiz hizmet vermesini isteyen Çalışkan bir de bilim merkezi istedi. Çocukların deney yapabileceği, gözlem yapabilecekleri bir bilim merkezi istiyorum. Baharın gelmesine rağmen havaların soğuk gitmesinin ardından güneşi gören Bursalılar soluğu Botanik Park'ta aldı. Yeşil denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Botanik Park doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırladı. Güneşi görünce dışarı kaçıyoruz. Güzel havayı ve 23 Nisan tatilini fırsat bilen Bursalılar çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. 23 Nisan'da kutlamak amacıyla kardeşimizin yanına geldik. Daha önce gelmiş miydiniz Botanik Park'a? Gelmiştim, birkaç defa daha geldim. Çok güzel. Bu güzel bir park. Yani her şehirde çok sayıda olması gereken bir park yani. Ziyaretçiler Botanik Park'ta bisiklet keyfi yaşadı. Evet.